yapayım kardeşi? Şehit varsa var, ne yapayım? Aptallar baksan çok hepsi şeyde. Vatansever de gelmişler, şehit var, şehit var. İnsanların vatanseverliğini sorgulayabilecek seviyede misin? Öncelikle bunu kendine bir sor. Ondan sonra şehitlerimiz hakkında senin vatanseverliğin daha iyi, benimki daha kötü diye sınıflandırmak yerine acaba şehitlerimizin geçtiği cümleye direkt saygı duyarak evet haklısınız, şehitlerimiz varsa tamam, bu gerçekten Türk milleti olarak hassas olduğumuz bir konu demen gerekmiyor mu? Bu konuda zaten hassasiyetim çok fazlaydı. Geçen hafta bilmiş olduğunuz üzere Çanakkale'ye gittim. Orada da anıtları gezdik. Aynı zamanda böyle şehitlerimizin simülasyonunu yapmışlar. Onları gördük ve çok etkilendim. Mesela insanların bir saygı derecesi vardır ve o anı yaşadıklarında, o ortamları gördüğünde insanların saygı derecesi daha da artıyor. Ve benim gerçekten şehitlerimize olan saygım kat kat arttı. Yani söylemek istedim, sen kameranın karşısına geçip de öyle şehitlerimiz hakkında ileri geri saygısızlık yapamazsın. Hiç kimse yapamaz. Çünkü onların ne yaşadığını sadece orada onlar biliyor, bir de Allah. Evet. Şehitlerimiz varsa var diyen adamın günlük rutin hareketleri. Günlük rutin rezillikleri. Görmüş olduğunuz gibi ünlü olmak için her yol denedi. Yapmadı, rezillik kalmadı. Canlı yayında değişik değişik hareketler. Bu bakış bile ne kadar avel olduğunu gözler önüne seriyor, öyle değil mi? Yakup TV'ye gittiği mekanda tamam, ketçap küpa çalıp saçını ve sakalını arkadaşlar boyuyor. Arkadaşlar görüşürüz. Geceniz gündüz Serdem çocuk iyi olsun. Görüşürüz. Bay bay. Maalesef ki günümüz sosyal medyası böyle. Normalde eski veya 10-15 yıl önce yaşanmış olsaydı bunlar, kimsenin saygı duymayacağı, kale dahi almayacağı insanlar şu an TikTok aracılığıyla çok farklı noktalara geliyor. Bu da insanın ister istemez sinirini bozuyor, tadını kaçırıyor. Emre yayını kapatıp Yakup'u bulmaya gidiyor. Beni paylaş, hiç silemedim. Tamam da beni niye kötü gösterdin o gün? Güvenliğe söyledim. Oğlum orospu çocuğusun, o yüzden anladın mı? Sen de mixersin, mikser. Ahmet TV'sin oğlum. Sen ölçelik yap, devam et. Bu adama bir kişi sallar tamam dersin, iki sallar tamam yapıyorsun dersin. Dayı görüştüğü bütün adamlarla kavga ediyor. Demek ki bu adamda sıkıntısı var, anladın mı? Oyun çevirirsen tabii kavga ederim. Niye oyun çevirdin? Oğlum görüştüğü bütün adamlarla sıkıntı yaşıyorsun. Senin gibi işte oyun yaptın. Yok onu oynadım, bunu oynadım, böyle. Ben oynadım mı yok. Oynamam ben. Sende nasıl bir prim kastım söyle bakayım. Baba her gün geliyorsun, yok eve gel, yok yayın yaparız, yok etiketleri yaparız, böyle. Dayı. Ben yaptım, istemedim. Aslında bizim de pek bir şey söylememize gerek yok Yakup TV'ye. İnsanlar bizim yerimize ona çeşitli hakaretleri söylüyor. En uç nokta bir insana en ağır küfür nedir? Bu çocuğu değil mi? Yayında sana bu çocuğu deniliyor. E sen hala orada bir şeyleri kanıtlama ne çabasındasın anlamıyorum. Bir duruşu olan insan değil ya, biraz gururu olan, biraz onuru olan insan olsan, sana biri karşında bu çocuğu diyorsa, o insanla konuşulacak daha bir tane dahi kelimen olmamalı. Geldim dedim, baba da nasıl uyuyor sevecektim. Meğersem kedi rahmetli olmuş. Abi gülünür mü ya? Abi ben kendimi tutamıyorum ya. Ama nerede ne yapacağını bilmeyen, ne söylemesi gerektiğini, ne konuşması gerektiğini, hal ve hareketlerini hiçbir şekilde düşünmeden saçma sapan, cenazede dahi gülebilecek potansiyele sahip rezil bir insan. Testo Taylan videosuna çağırıyor. Videonun içinde illaki bir şeyler yaşanıyor. Ve yaşandıktan sonra eve gidiyor. Eve gidince kendisini çağıran Testo Taylan'a hakaretler etmeye, sallamaya başlıyor. Herkese yaptığı gibi. Biri yazmış hikayeyi, Yakup Bey'e yemek ısmarlayacağız. Ya hadi kardeşim, ben senin yemeğine mi ihtiyacım var ya? Sen yemeğine mi ihtiyaç kalmışım kardeşim? Allah'ıma şükürler olsun, çalışıyorum alın tenliyle. Paramı kazanıyorum, yemeğimi yiyorum. Yani sana muhtaç olsaydık Taylan Efendi, işimiz yaştı. Bir soğan patatese kalırdım valla. Allah'ıma şükürler olsun ben çalışıyorum. Alıyorum paramı, veriyorum yemeği. Kusura bakmasın. Öyle alın teri, böyle çalışma düşman maşına dayı. Bizden uzak olsun. Kendine yakıştıran devam etsin tabii ki de böyle. Ama bize yakışmaz. Ha yok sen ye, ben bu da videodan bir kesit. Nasıl yani baba? Fark görüyor musun? O kocaman porsiyon. Bana verdiği ne var? Bir de doyacağım. Görüyor musun adaleti? Adalet. Adam kaç ton yemek yiyor, bana ısmarladığına bak. Yani fark bu mu baba? Bir de meğerse sözde doyacak. O da ne? O çerez lan o. Çerez lan o. Benim yani yediğimin çeyreği bile değil. Ondan sonra doyacağız diyor. Vay 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 vay. İşimiz var Poyla'da. Gelmiş kaç porsiyon yemek yiyor. Kaç bak. Porsiyona bak. Kafamdan büyük.
Biliyorsun doyacak. Ya eskiden aslında bir söz vardı, yedin kaba sıçmak diye. Bu artık yedin kaba sıçmak da değil. Bunun kat kat üstü bir düzey. Kat kat üstü bir seviye. Buna artık ben yedin kaba sıçmayı yetersiz görüyorum. Çünkü gerçekten yetmiyor. Öyle değil mi? Bu arsızlığın, yüzsüzlüğün nirvanası. Videonun içerisinde de Testo Taylan bir hata yapmış maalesef ki. Hak ediyor mu? Sonuna kadar hak ediyor ama böyle insanların ağzına da laf vermemek lazım. Şu an yemek bekleme seansı. Ama doğruya doğru ne yalan söyleyeyim, acın baba. Acın baba. Tamam. Acısın. Bitti, acın baba. Taylan'da eşlik edecek bana. Sağ olsun, Allah razı olsun. Abi. Yiyip güzel konuştuk. Biraz durumum var, açları doyuracağım benim anladığım. Herkesin durumu olmayabilir. Ayıp ya. Hayır hayır, ben o anlamda. Haklısın, özür dilerim. Üzüldün mü? Kardeşim, bu ayakları niye giriyorsun? Doğru, doğru. Gerek var mı ya? Doğru. Ne güzel sohbeti çağırdın. Yemek yemeye geldik. Ne gerek var? Sen yaptın. Özür dilerim. Yapalım mı? Geri aldım. Ketçap mayonez olsa daha iyi olurdu da. Olsun, olsun, olsun. Kaşık lazım. Adam yok, yok diyor. Yok galiba. Kaşık kaşık. Abi kaşık var mı? Kaşık Taylan normalde böyle yeni patlayan insanların, yeni patlayan fenomenler diyeyim artık. Onların evlerine giderekten onların bilinmeyen yaşantılarını gözler önüne seriyor. Bunlar da çoğunlukla gariban oluyor ve insanlar tarafından destek görülmesi sağlanıyor. Bugüne kadar her gittiği insana asbel kadar destek vermesine rağmen Yakup TV bundan faydalanamadı. Çünkü Yakup TV gerçekten çok garip bir insan. Hem içerik ona çıkıyor video, hem parayı o kaldırıyor, bir de üstüne bana açsın aşağıya doyuralım. Şakası olur mu bunun ya? Ben bu yaşıma gelmişim, hiçbir misafirimi böyle görmedim, küçük düşürmedim. Düşürdüysem Allah benim canı yaşatmasın yarın. Çok saçma. Yani niye oynaması bu kameraya? Madem kendin çağırıyorsun kardeşim misafirliğe, evet. Niye öyle icap ediyorsun, niye konuşuyorsun? Ağzını tutamıyor musun? Sen konuşmayı bilmiyor musun? Ondan sonra pardon, haklısın. Özür dilerim. Evet, ücret de vermedin. Bir de videoda ona çıkıyor, video izlenmeler. Bir de böyle şey yapıyor, şu hareket yapıyor. Vay vay vay. Uyanıklara bak ya. Vallahi billahi. Ayıbı da biliyor ha. Misafirmiş bir de. Eskilerden de bir söz var. Misafir unluğun değil, bulduğunu yer diye. Ayıbı falan biliyorsun da birçok şeyi işine geldiğinde söyleyebiliyorsun. Onları niye söylemiyorsun? Aciz baba. Şuna bak. Bu ne? Çerezlik demeyi biliyorsun az önceki videoda. Oğlum misafirsen misafirliğini bil. Önüne ne sunuluyorsa onu ye. İşine gelince misafirim ayıp, işine gelmeyince de bu ne çerez. Vallahi böyle olmaz. Kitabı istediğin sayfadan okumaya çalışıyorsun sen. Tek çıktım kardeşim zirveye. Kimse benim kolumdan tutup da gel kardeşim bizde ol. Gel bizde ol. Gel ben sana yardım edeceğim. Gel ben sana destekleyeceğim demedi. Allah Allah. Demez de kimse zaten. Ben kendi cesaretimle çıktım. Özgüvenimle çıktım. Kendi yeteneklerimle çıktım. Kendi yeteneğimi keşfettim. Bilincindeydim. Farkındaydım yükseleceğimi. Aldım ekipmanımı. Kurdum. Çıktım yollara. Esnaflara. Hangi yürekli yapar bunu? Kimse yapamaz. O yüzden ben öyle zorunlu değilim. Yok ona gireceğim. Yok onun yanında duracağım. O işlere bana sökmez. Benim Allah'ıma şükür ünlü oldum. Tanındım. Allah'ıma şükür adım da oldu. Sevenlerim de var, izleyenlerim de var. Ben öyle şey yapmam. Benim doğru yolum bellidir. Tek geldim, tek devam edeceğim. En kötüsü, en acısı da bunların gerçekten böyle olduğunu düşünüyor. İşte insanın sinirini bozan, insana dokunan bu. Ne kadar rezil, ne kadar arsız, ne kadar utanmaz olduğunun farkında dahi değil. Ve Yakup TV'nin koltuğumuzu koyuyoruz. Son görüntüsü. Şöyle yere. Her bulduğunu yiyen, doymak bilmeyen Yakup TV sonunda böyle camış gibi olmuş. Böyle de gitmeye devam eder. Yakında 150-200 kilolara ulaşır diye düşünüyorum. Çünkü bu adamın hayatında spor yok, disiplin yok, kilo derdi yok. Belli ki adamın tek derdi açlığını doyurmaktı. Bunu da bir şekilde sağladı. Böyle böyle ayı gibi olur gider. Yarın bir gün aklı başına geldiğinde belki 150-160 kiloları bile görebilir. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Umarım izlerken zevk aldınız. Zevk dalı nasıl videolarda değildi gerçi de. Umarım izlerken ibret aldığınız videolar olmuştur. Kendinize iyi bakın. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.